Peki diğer haberimizde devam edelim efendim. Aa, ne İbrahim. kadar yakışıyorsunuz, gördüm. Çok tatlısınız. Yeni mi gördünüz Aa, yeni daha? gördüm. Yan yana yeni gördüm. Bak, yeni. Yan yana yakışıyorlar. Burada da Dilay biraz terliyor şey soruları karşısında. Evlilik soruları falan. Aslında hiç terlemedim. Hadi dinleyelim. Bir dakika bir dinleyelim önce röportajı. Hiç terlemedim. Tuğba yorumlasın. Tuğba Hanım bir bakın terlemiş miyim? Hadi gelsin röportaj. Hayır, onu sormayalım. Özel hayatla ilgili sorunun ardından Faruk Sabancı, Dilay Hanım'ın ona bakışlarına rağmen sadece dinlemek ve onaylamakla yetindi. Sabancı böyle sorulara alışık değil ki. Ama bir şey Tuğba hemen gardını alıyor. Hayır, baktım, inceledim yani. Tuğba ama şu önemli değil mi? Böyle el ele tutuşuyor Tabii. ve bir galaya gidiyor. Sevdiği kadınla birlikte. Bu iş ciddi mesajı da veriyor aslında. Evet. Şeye baktım ben. Ya öyle Faruk olmasa Çekingen, neden beraber olalım ama? Olur Faruk öyle Çekingen şey? Bir yapıya sahip. Tabii ne kadar yan yanayken konuşabiliyor. Hani şey yapıyor olsalar da. Çekingen derken efendi. Sen şey onu böyle kırmadan yönlendiren kadın portföyüsün. Çok yakışmışlar bence. Terlemedin mi orada? Hayır, hiç terlemedim. Sordu. Hatta Akif sordu galiba. Evet. Ben dedim ki o soruyu sormayalım. Çünkü o soruyla ilgili de haber de çıkmıştı, o soruyu sormayalım. Ya diyorum ya, olursa olur olmaz. Vallahi Faruk beni işte tanıyor. Yani. Ne kadar şey olduğumu da bilir böyle. Derler. Yani dominant taraflarımı falan da gördü, anladı. Fazla tanımasa da birkaç kere gördü beni. Bir kardeşleri var onun DJ. Benim de son şarkımı onlar yaptı. Evet biliyorum ha, ben. Onlarlayken bir arada gördüm. Kızı rahatlattım biliyor musun? Sabahtan beri. Faruk nereden Kızlar, tanıyor? Siz ne fenasınız. Nereden tanıyor? Bu kadar nasıl iyi biliyor? Ben ne zaman böyle Kızlar bugün yine maşallah melek gibisiniz. Sen ne zaman kardeşim yaşındaki rahatladım. İnsanları. Hayır canım, hiç görmedim. Ondan sonra öyle yani. Öyle bu kadar. Ben yanlış anlaşılmasın burada söyleyeyim, nasıl olsa evlendi artık. Ben gene kocamandım. Hacı Sabancı bana geldi evime. Benle tanışmak için. O daha sakalı yok, toy. Aynı bu Faruk gibi. Faruk'tan daha toy, gençti. Şimdi sizler kaç yaşındasınız? 30. Ben o zamanlar 35'im. O çocuk daha belki Reşit, Hacı Sabancı. Benle tanışmak istediğini bir arkadaşıma iletti, geldi. Ben hiçbir zaman Sabancılara böyle hani yanlış gözle bakmış bir sanatçı şey olmadım yani. Evet, bir ünlü olmadım. Ben hala Hacı'yı da gördüm de nasılsın, sağ ol der. Hani abla diyecek utanıyor. O zamanlar benle tanışmaya gelme şekli başka şeyler. Oğlum dedim, sen küçüksün daha. Hayranlığı çocuksun varmış. Daha dedim. Hacı sonradan yani magazinlerde büyüdü, sakalı çıktı, at erkek oldu. Ben tanıdığımda daha benle tanışmak çocuktu istediğinde diyorsun. Çocuktu. Evet. Ha, bunu da niye dedim asla söylemem. Büyüdü artık, evlendi, gitti. Ben ablalarıyım hepsini. Tabii. Sakın yanlış anlayın. Benle sanat hayatımda tanışmak isteyen çok insan oldu. Bunlar benim küçüğüm diye söylüyorum. Şimdi sen yani Sabancı olmuşlar olmamışlar beni ilgilendirmez. Sadece gençliklerinde sen küçük tanımak istediler. Ama, pardon, bazı ünlüler aralarındaki 15, 20, 25 yaş farkları hiç aldırmıyorlar. Önemli olan görünüş diyor. Evet, ama mesela onları ben izledim sonradan, kameralar karşısında çok oldular. Düşe kalka büyüdüler. Aileleri öğretti bir şeyler ama bu çocukta öyle bir şey hiç olmadı şeyde. Sizin için ilişkilerde yaş farkı önemli midir? Ama bayağı küçüktüler. Ben onu demek istiyorum. Hayır, genel şöyle ki genel olarak soruyorum. Yani şimdi bunu yaş aldıkça değiştirebilirsin kafanda. Mesela çok genç kalmışsındır. Yaşın gelmiştir 50'ye, 55'e. Harbiden genç kalmışsındır. Birdenbire 20 yaş küçük çocuk, yani erkek diyeyim, çocuk denmez artık ona. Sana normal gelebilir. Çünkü o da artık sen 50'sen. Ne olmuş? 30 mu olmuş? 30. Ama iri yarı yani, çok fazla, anladın mı? Ya da hormonlu. Aklı olgun. Ha, hormonlu derler hani çok iri insanlara. İri yarı oturmuş bir surat. O sana 40 gibi gelir. Şimdi sen bakımlı kaldıysan, güzel kaldıysan, hoşlanmıyorsan kelli felli adamlardan olur. Anlatabiliyor Peki, muyum? Peki şimdi ekrana getireceğim. Ama bunu sen yorumun ne olacak? Ama bunu şöyle yapamaz bir kadın. Sen bir kadınken 30'sun, 20 yaş küçüğün. 30'sun, 10. 20 yaş küçüğü 10 artık. Ha, o zaman olmaz. O kadar da değil artık. Evet. Yani mesela ben kariyerimi işte başladığım yıllar 28'dim, 30'dum, 35'tim. Ama böyle kendimin altındaki jenerasyonlar 25'ti, 20'ydi. Komik geliyordu yaş ortalamaları. Eskiden 2 yaş fark bile sorun olurdu ama şimdi öyle bir sorun yok.
Şimdi oyuncu Nihal Yalçın kendisinden 13 yaş küçük. Senin çocuk daha gibi, normal hepsinden. Kendisi tatlı, gibi pardon. Oyuncu olan efendim aşkı Berker Güven ile bir mekan çıkışı sarmaş dolaş görüntülenmişler. Berker aşkını öve öve bitirememiş, izleyelim. Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi sokak ortasında nasıl şov yaptı? Ben hemen PR'ını yapayım sevgilim. Berker Güven kimden esinlenerek sevgilisini övmelere doyamadı? Bilmem ne kadar iyi bir oyuncu olamıyorsunuz. Antalya'da da ödül aldı zaten. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile kriz yaşayan Nihal Yalçın kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven'le görüntülendi. Berker Güven sevgilisini öve öve bitiremedi. İyi akşamlar. İyi valla sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? İyi valla, keyfimiz yerinde. Nihal Kırmızıoğlu da biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra. Ben hemen PR'ını yapayım sevgilim. Şey. Olmaz. Olmaz. Doğru. Ortalıkta olmaz. Binlerce gözü var. Her yerden bizi izliyor olabilir. Babamlara da söylüyorum. Bana dokunmayın diyorum. Baba dokunma bana. Babamı öldür. Baba assın gör. Uyuyor musunuz ya? Bilmem ne kadar iyi bir oyuncu olamıyorsunuz. Antalya'da da ödül aldı zaten. Bu tavır, bu övgüler bize bir yerden tanıdık geldi. Nereden mi? Ver bakayım beni şimdi bir güzel. Öv beni. Aşkım. Efendim aşkım. Kocanla ilgili ne düşünüyorsun? bu 5. videomuzda. Evet. 5. provamızda. Söyle. Kocamı çok sevdiğimi söylemek başka? İstiyorum. Başka? Kocamla gurur duyduğumu başka? Söylemek istiyorum. Recep çok güzel oldu. Başka? Başka ne diyeyim kocam? Söyle, öv beni. Öv. Tuğba'ya bir telefonlar geliyor ama. Her şey Esra ablam dedim ya, bekliyorlar beni. Evet. Bu ikiliyi nasıl buldun? Ha? Bu ikiliyi nasıl buldun? Aralarında 13 yaş fark var. Hiç belli olmuyor bence. Hiç belli olmuyor işte. Hiç olmuyor. Bak ben az önceki açıklamam bugün Türkiye'de çok konuşulur. Hı-hı. Onu tekrar söylüyorum. Bu camiada alnını karışlarım. Ben daha hiçbir zaman yan basmamış tek kadınım bu camiada. Yani oynak olmamış. Hı-hı. Ağzından çıkanı bilen. Arkasındayım söylediklerimin. Çocuktular daha, tamam. Sakalları bile yoktu. Hmm. Sadece hayranlık. Nasıl hayran olur gelir fanın gibi. Onun evet. Gibi düşün. Evet. Kullandık isimleri. Sabancı ailesine de saygım sonsuz. Onun da öyle. Annesine falan. Hmm. Hepsi çok değerli insanlar Türkiye evet, için. Asla. Kimseyi yermek değil şeyim. Asla. Sadece ben burada hani karşılaştırma yapıyorum. Hepsi aynı ailenin çocukları ya. Evet. Onlar düşe kalka ailelerinin bilinçlendirmesiyle büyüdüler. Hı-hı. Oğlum bunu yapma, bunu yapma. Ben zaten küçüklüğünden beri anlamıştım çocuksu olduklarını. Ama onun seçtiği partneri o ailenin ferdi olup yanlış kamera önünde kendine yakışmayacak şeyler yapacak bir çocuk değil. Evet. Onlar bak, da gençti. Onlar çok da genç. Evet. Erkekleri ama ben gördüğümü bilirim. Bak ben Bilal. Ben artık yani neler gördüm, neler Dilay. Geçirdim. Korkuyor biliyor musun? Yemin ediyorum. Şu vaziyette Dilay. Buraya geldim, ne güzel oturuyorum böyle evde televizyon izlerken. Bana hiç dokunmasınlar. Suyun bitti, stressen yahu. Su içmekten, evet kurudu resmen. Hadi su siz getirelim. Konuşun. Benim evet. Gerçekten kaçmam lazım. Nasıl olsa evet bitti sayılır. Birazdan kapanacak. Tamam, final olacak. Birkaç dakika sonra gidersin. Öpüyorum.